Ne oluyor? O ses neydi? Fakirin eski evinden bir ses geldi eminim. İşte yine geldi. Oha ya. Bu da ne? Gidip bakmam lazım. Evden resmen bir ejderha sesi geliyor. Çok garip ya. Acaba fakir mi içeride? Yok ya fakir içeride nasıl çıkartsın bu sesi? Fakire haber vereyim en iyisi. Evde değişik şeyler oluyor. Telefonla hemen arayayım da haber vereyim. Umarım açar. Hadi Fakir aç şu telefonu hadi lütfen. Alo Kerem Komiser ne oldu? Alo Fakir sana bir haberim var. Senin eski evinden bir ses geliyor ejderha sesi. Ne diyorsun Kerem Komiser? Ejderhanın ne işi var benim evimde? Bilmiyorum Fakir. Hemen gelmen lazım içeri giremiyorum korkuyorum birazcık. Cam da kırık. Fakir hemen gel hemen tamam mı? Tamam tamam. Ben şimdi birkaç tane korumaya da haber vereceğim. Onlar da gelsinler. Eve gireriz hemen hızlıca. Bakalım ses nereden geliyormuş anlarız. Tamamdır Kerem komiser hemen geliyorum. Bekle orada beni. Tamamdır bekliyorum. Haydi görüşürüz. Olamaz ya. İçeride bir şey var ama ne olduğunu tam çözemedim. Nereye gitti şimdi bu? Gözükmüyor etrafta. İşte üst kattan geliyor sesi. Üst katta galiba. Öf öf nereden çıktı ya şimdi bu? Nereden geldi acaba? Yani dışarıdan girmiş olsa evin içine ben kesin görürdüm. Sonuçta sürekli buradayım. Ama dışarıdan gelmedi buna eminim. Büyük ihtimal evin içinde bir tünel falan açtı bu. Kendisi girdi evin içine. Hadi fakir ya nerede kaldın gel artık. Zengin koş abi koş. Evimden bir ejderha sesi gelmiş. Fakir kim söyledi sana bunu hiçbir şey anlamadım. Bir şey söyle ya. Ya ben de bilmiyorum da. Kerem komiser aradı beni evinden bir ejderha sesi geldi dedi. Hiçbir şey anlamadım ben de. Kerem komiser evin önünde bekliyordur. Hemen gidelim konuşalım bakalım. İşte zengin duydun mu abi? Ses geliyor. Evin içinde bir şey var gerçekten. Fakir dikkatli ol kardeşim. Çok değişik bir ses ya bu. Bu kesin bize zarar verir. Tamam abi tamam içeri girmeyeceğim merak etme. Kerem komiser de burada. Kerem komiser. Nereden geliyor bu ses? Ne bu ses? Gördün mü? Hayır fakir. Ben de sizi bekliyordum. Yaklaşık 5 dakikadır bu ses geliyor. Nereden geliyor bir çözemedim ya. Fakir içeri girelim mi? Yok yok. Tehlikeli bir şeye benziyor. Sakın girmeyin içeri. Bize zarar verebilir. Peki ne yapacağız? Evin içinde durmasına izin mi vereceğiz? Şimdilik evet. Yani evin içindeyken hiç kimseye zarar veremez. Zaten bu evde kimse oturmuyor. Bakın şimdi korumalara haber vereceğiz. Birlikte hareket ederek bu işin üstesinden gelebiliriz. Korumalarla birlikte içeri gireceğiz ve onu öldüreceğiz. Tabi eğer ki saldırırsa daha amacı ne bilmiyoruz tamam mı? Kerem komiser korumalara haber ver haydi. Tamamdır hemen haber veriyorum. Kaç tane koruma gelsin fakir? Bilmiyorum ya bir 5-6 tane gelsin. Tamamdır. Alo buyurun. Korumalar iyi dinleyin beni ben Kerem komiser. He buyurun Kerem komiserim emredin. Bakın Fakirin eski evinden bir ses geliyor. Şu polis merkezinin önündeki evi var ya. Evet evet biliyorum. Hemen o evin önüne gelin tamam mı? Değişik sesler geliyor. İçeride bir ejderha var sanırım. Tamamdır Kerem komiserim. Sadece ben mi geleyim yoksa birkaç kişi daha getireyim mi? Senle 4 arkadaşını getir. Toplamda 5 kişi olun. Emredersiniz Kerem komiserim hemen geliyoruz. Haydi hızlı olun bekliyorum. Fakir geliyorlar tamamdır. Fakir peki plan nedir? Direkt kapıdan mı gireceğiz içeri? Üst kattan geliyor sesi. Yani üst kata gidersek büyük ihtimal onu görebiliriz. Hayır. İlk önce korumaları etrafa yerleştirelim. Birkaç tane keskin nişancı olsun. Evin içini gözlesin. Ve diğer kalan korumalarla da içeri gireceğiz beraber. Sen de bizimle geleceksin. Silahın var sonuçta. Tamamdır gelirim ya sorun yok. Haydi korumalar nerede kaldınız? Haydi gelin çabuk Kerem komiser çağırdı bizi. İşte buradalar. Zengin Bey, Fakir Bey, Kerem komiserim. Buyurun. Evet sorun nedir şimdi? Tekrardan söyleyin. Ben tam telefonda anlamadım. İçeride birisi var. Bir ejderha sanırım. İşte bakın. Duydunuz mu? Evet evet duydum. Çok garip ya. Tamamdır. Korumalar şimdi. Bakın. Sen şu çatıya çık. Sen zengin beyin evinin çatısına çık. Sen arka taraftaki elmas dükkanının çatısına çık. Bir kişi de benimle kalsın. Tamam mı? Evet. Üç tane korumayı keskin nişancı olarak yerleştirdim. İki kişi de içeri girebiliriz. Koruma. Beraber gireceğiz içeri. Tamamdır fakir bey. Siz arkamdan gelin o zaman. Evet giriyoruz içeri haydi. Korumalar yerlerinizi aldınız mı? Ben hazırım. Ben de hazırım. Tamamdır güzel. Evet tüm korumalar yerlerini aldı. Artık biz de içeri girebiliriz. Arkamdan gelin fakir bey. Kerem komiser sen de benim arkamda ol. Haydi bakalım. Yukarıdan geliyor ses. Yukarı çıkıyorum. Korumalar yukarı çıkıyorum koruyun beni evinde. Haydi dikkatli ol. Evet. Güzel. Kim var orada? Hey, kim var? Dostum şu anda seni görüyorum ama içeride başka kimse gözükmüyor. Ses nereden geliyor çözemedim. İçeride kimse yok dostum. Etrafın güvenli şu anda. Tamamdır. Beni gözetlemeye devam et. Eğer ki yaratık bana saldırmaya çalışırsa direkt vur onu. Tamam, tamam. Duydunuz değil mi diğer korumalar? Duyduk duyduk merak etme. İçerideki korumayı koruyun haydi bakalım. Zengin fakir burada kalın. Koruma üst kat temiz mi? Burada hiçbir şey gözükmüyor gelebilirsiniz. Temiz gibi. Sanırım fakir beyin odasında. Ya da banyoda olabilir. Tamamdır. Banyoda olabilir. Eğer ki fakirin odasında olsaydı arka taraftaki koruma onu görürdü. Evet fakir beyin odası temiz. Buradan hiçbir şey gözükmüyor. Sanırım banyoda dediğiniz gibi. Şu anda ben fakir beyin odasına bakıyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Banyoya girerken dikkatli olun. Çünkü banyoda bir pencere yok. Hayır banyoda pencere var ama kapalı. Ben şu anda banyoya bakıyorum. Penceresi kapalı. İçeri girerken dikkatli olun. İşte. Banyonun içi gözükmüyor. Kapalı şu anda pencere. Diğer pencereler açık ama banyonunki kapalı. Lütfen dikkatli olun Kerem komiser. Koruma. Duyuyor musun beni? Tamam tamam merak etme. Büyük ihtimal banyoda. Büyük ihtimal banyoda ya. Yapacak bir şey yok İçeri gireceğim. Kerem komiser nerede? Kerem komiser arka tarafa gitti. Banyoya bir giriş yolu bulacak. Hayır hayır sakın girmesin. Bunu ben yapacağım. Gidin Kerem komiseri bulun ve ona haber verin tamam mı? Kurma bunu yapma bak. İçeriden çok değişik sesler geliyor. Bu yaratık tehlikeli olabilir. Yapmak zorunda değilsin. Fakir bey ben bu şehrin korumasıyım ve bunu yapacağım. Merak etmeyin içeriden sağ salim çıkacağım. Aferin koruma aferin. Görevini çok iyi yapıyorsun. Ama gerçekten bunu yapmak zorunda değilsin. Lütfen iyi seçim yap. Zengin Bey, bunu yapacağım. İçeri gireceğim. Hakkınızı helal edin. Gidiyorum. Birazcık heyecanlandım. Haydi bakalım. İçeriden gelen sesleri bulmam lazım. Bu yaratık her neyse onu öldüreceğim. İçeride kimse var mı? Yoksa sen bir insan mısın? Bana bak, iyi dinle beni. Şimdi banyoya gireceğim. Eğer ki bana saldırmaya çalışırsan seni buracıkta öldürürüm ona göre. Duyuyor musun beni? Yok yok. Bu bir insan değil. Seslere baksana. Koruma geri gel çabuk. Geliyorum fakir bey geliyorum. Fakir bey bu bir insan değil ya. Bu çok değişik bir yaratık. Ama henüz görmedim onu. Gördüm onu gördüm onu. Koruma sakın içeri girme. Koruma. Heh. Kerem komiser. Ne oldu Kerem komiser? Sakın içeri girme. Gördüm o yaratığı. Böyle kanatları var. Değişik bir yaratık. İlk defa gördüm. Bak içeri girme. Çok tehlikeli bir şey benziyor. Pencerenin arasından gördüm. Kerem komiser iyi de bu yaratığı şehirden çıkartmamız lazım. Yoksa diğer insanların hayatı tehlikeli olabilir yani. O yüzden bu yaratığı şehirden çıkartmamız lazım. Bunun için de ben o odaya gireceğim. Koruma. Girme diyorum sana bak. Başka bir yolunu buluruz. Kerem komiser nasıl bir yol bulacağız? Mesela o yaratığı evi patlatarak öldürebiliriz. Ne? Hayır. Evi patlatmak yok. Sakın. İşte Kerem komiser duydun. Fakir bey izin vermiyor. Mecburen girmek zorundayım. Hayır hayır. Kurma senin hayatından önemli değil. Evi patlatın. Zengin abi patlatmayalım ya. Fakir bey karar verin artık. Patlatalım mı yoksa patlatmayalım mı? Ya yaratığın henüz zararlı bir şey olup olmadığını bilmiyoruz ki. Evi patlatırsak yaratığı öldürmüş oluruz. Tamam sesi birazcık tehlikeli geliyor ama belki de iyi bir yaratık. Belki de yolunu şaşırmıştır. O yüzden eve girmiştir. Evet doğru söylüyor olabilirsiniz. Her neyse. O zaman düşünelim birazcık ne yapacağız? Yoksa bu yaratık sütmeyi başımıza yakacak. Şuna baksanıza. Nasıl kükrüyor. Bu nasıl bir ses ya? Kerem komiser neye benziyordu? Bir ejderhaya benziyor. Zaten ejderha sesi çıkartıyor. Ama çok değişik bir ejderha. Bu türünü ilk defa gördüm. Normalde ejderhalar siyah olurdu. Bunun rengi çok değişikti. Anlatamam yani. Burnu da baya bir uzundu. Gerçekten mi ya? Ya ben birazcık korkmaya başladım. Ama zengin bey ya da fakir bey emrederseniz oraya girebilirim yani. Cesaretimi toplar girerim. Hayır koruma girmeyeceksin oraya. Anladın mı beni? Evet koruma. Lütfen böyle bir şey yapma. Oraya da patlatamayız. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Bu yaratığı nasıl öldüreceğiz? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Korumalar. Eğer ki bir şey görürseniz direkt el sizden bana haber verin. Tamam mı? Tamam tamam. Şu anda etraf temiz. Banyodan çıkmıyor yaratık. Tamam güzel. Şu anda banyoda. O yaratık banyodayken biz burada güvendeyiz. O zaman en iyisi o yaratık banyodan çıkmadan kapının önüne bir blok koyalım ki hiç çıkamasın banyodan. Aynen öyle. Güzel düşündün. Şu sandıkta blok vardı. Al oradan hemen. Tamamdır hemen alıyorum. İşte tamamdır bu taşlar işimi görür. Hemen banyonun önünü kapatayım da. Çabuk çabuk çabuk. Evet işte böyle. Tamamdır kapıdan dışarı çıkamaz. Yaratık içeride şu anda. Onu içeride esir tutuyoruz. Biz açmadığımız sürece de buradan çıkamaz. Ya bir şey diyeceğim ya. Ya bu yaratık zaten buradan çıkamaz ki. Biz acaba bunu hiç öldürmesek mi? Burada yaşasın işte. Zaten zamanla susuzluktan ve açlıktan ölür. Hayır ya saçmalama. Bu bir ejderha olduğu için ağzından ateş püskürtebilir. Ağzından ateş püskürtürse de evi yakar, şehri yakar, her yer kül olur. Doğru doğru. Ben bunu düşünemedim. Her neyse, o zaman oturup bir plan yapmamız lazım. Haydi, oturun şöyle, çömelin. Planımızı açıklıyorum.